Gosti vardı. Bizim bir talebimiz var. Numan Aruşi. Ezan okunu duyunca hocam sen camiye gidebiliriz dedi. Ben iyi oldu. Dedi. Madem ezan duyuluyor gidelim camiye. Namazdan çıktık. Hocam dedi şu taşları görüyor musun dedi. Caminin hemen dış tarafında taşlar var. Mezar taşları. Görüyorum dedim. Bu taşlar kurtardı bu camiyi dedi. Allah Allah. Nasıl oldu dedim. Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte sizlere günlük hayatın, gündelik olayların irfana bakan yönünü anlamaya, oradan hisseler çıkarmaya yine bu programımıza da gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. Aslında Her iki defa var. hoş geldiniz demem gerekiyor. Bulgaristan'daydınız. Eyvallah, evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Cuma günü itibariyle Bulgaristan'a gittik. Orada bu sene... 100. yılını idrak eden Nuvap Mektebi diye bir okul var. Nuvap Mektebi. Evet Nuvap. Nuvap Naibin Çoğulu. Naib. Ee, evet. Vekil demek. Yani Müftü Müftü Vekili, vaiz, Öğretmen gibi hmm. kadrolar yetiştirmek üzere kurulmuş bir okul. Ee, tabii Bulgaristan'ın malum... bizdeki imamhatı mi denk düşüyor hocam? Aynen öyle. Hmm. Ee, bir de yüksek sembelerden denk düşüyor çünkü evet. onun bir talih kısmı var, bir de Ali kısmı var. Hmm. Talih kısmı ortaokul lise. Aile kısmı da e, üniversite, yüksek okul hmm. kısmı oluyor. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra e, Bulgar Prensliği kuruluyor. Ondan sonra Bulgaristan yavaş yavaş e, Osmanlı'dan kopmaya başlıyor yani. Hmm. Ve 1909 Anlaşması, e, biraz daha bunun pekiştiği ve Bulgar Krallığı'nın kurulduğu dönem. O 1909'da bir İstanbul Anlaşması, 1913'te de bir İstanbul Muahedesi var. O muahede aynı zamanda Bulgaristan'daki Müslümanların ve Türklerin haklarını, eğitim haklarını falan gündeme getiren ve bu maksatla okul açılmasını da öneren bir anlaşma. O anlaşma gereğince Bulgaristan Türkleri 1922 yılında ilk defa Şumlu'da bir Nuvap Mektebi talih kısmını açıyorlar. Daha sonra 1930'da da kısmını açıyorlar. Fakat yani ben orada da ifade ettim bunu. Yani bu Nuvap Mektebi'nin ee, Bulgaristan ve Türkiye arasında adeta Karadeniz ile Marmara arasındaki İstanbul Boğazı'nın fonksiyonunu gördüğünü hmm. e, ifade ettim. Hakikaten doğru. Nasıl İstanbul Boğazı e, Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'e akıyorsa bu Nuvav Mektebi vesilesiyle de e, oradaki dini eğitim karşılıklı birbirine akmış. Önce 1922 yılında açılışta Türkiye'den dört tane e, önemli hoca efendi şahsiyet o mektebin açılmasında ki bugünkü ümmetiplere benzer tarzlaşılmış yani hem ulumu diniye var, dini ilimler var hem de e, ulumu dünyeviye dediğimiz işte e, psikoloji, matematik, coğrafya, tarih ve emsali dersler var. Yani bizim daha sonra açılacak olan ümmetip mekteplerindeki derslere benzer derslerle açılan e, bir okul. Ve orada bu eğitim, öğretim başlıyor. Hakikaten çok önemli şahsiyetler yetişiyor. Hocam oraya gelmeden önce Bulgar prensinin kurulmasından sonra Müslüman nüfusun oranı bu 100 yıl içerisinde nasıl e, bir değişim göstermiş? Yani Şimdi, halen orada Müslümanlar var biliyoruz. buçuk e, milyon civarında olduğunu Müslümanlar kendileri söylüyor. Resmi kayıtlarda 650 bin ama buçuk milyon civarında Müslüman varlığı var orada hala. E, nasıl e, hareket ediyor onu söyleyeyim. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden önce Bulgaristan'daki nüfus oranı %50'ler %60'lar civarında Müslüman ve Türkler adına. Yani bazı yerde %60 bazı yerde de %40 ama %50'ler civarında aşağı yukarı bir denge var. Bela Filbe'de bile %70 oranında Müslüman ve Türk'ten bahsediliyor. Hmm. Ki bu Türklerin en yoğun olduğu yerlerden birisi Filbe. Kırcaali bölgesi öyle. Deli Orman bölgesi kuzey tarafı da Öyle. Siz ne hocam Hangi bölgeden Biz Deli Orman'a yakın, Tırnava. Pehlivan e, bölgesinden yani. Evet, e, şey, <laughs> Tırnava şehri. Biz, Tırnava da Bulgaristan'ın e, Osmanlı öncesi baş şehriymiş. Yani Osmanlı hmm. fethettiği zaman Bulgaristan'ı, Tırnava başkent. Ve hakikaten çok da güzel bir şehir. Yani e, Bulgaristan'ın merkezinde içinden nehir akıyor, e, ormanlık, e, böyle hmm. sarp kayalar var. E, filan böyle şehir olarak çok otantik bir e, yapısı var. Onu da muhafaza etmişler. Amasya'yı Ama. Amasya andırıyor. o zaman. Amasya'yı andırıyor. Hatta bizim şey Gönül'ü andırıyor. Nehriyle ve e, tarihi binalarıyla falan. Çok hoş yani. Ben her gittiğimde keyifle e, seyrediyorum o şehri. Tırnava'ya yakın bir köyden misiniz e, hocam e, siz? Bizim köyümüz Elena ilçesi var Tırnava'nın. Hı. Oraya bağlı. Tırnava'ya 30 kilometre. Elena'ya da herhalde 10 kilometre falan zannediyorum. E, Ara köy. Yani merkezi bir köy. 11 köyün merkezinde bir köy bu. E, Komünizm zamanında da merkez olarak orası belediyelik olmuş. Hı. Belediye başkanlığı orada e, yerleşmiş. E, bizim tabi baba tarafı çok eski gelmişler. 77-78 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra sanıyorum 80-90'larda e, 1300'lü yıllarda gelmişler. 1300 yılın başında. E, annem tarafı e, 1926'da. Türkiye'ye gelmişti. Annem hmm. Bulgaristan doğumlu. O zaman bu 100 sene boyunca göç devam etmiştim hocam bir Kesinlikle. şekilde. Kesinlikle yani o Osmanlı-Rus harbinden sonra yani zaten şöyle bir e, hareket başlıyor. Yani Ruslar e, Bulgarlarla e, diyaloglarını artırarak onlara artık daha sempatik görünmeye, işbirliği yapmaya başlıyorlar ve Türkleri oradan uzaklaştırmak için de, taktikler veriyorlar hmm. ve Bulgarlar artık e, o tarihten itibaren şehirlerde veya köylerde, Müslüman köylerinde çok affedersiniz domuz besleyerek Müslümanların onlardan iğrenip kaçmalarını sağlamak üzere taktikler oh, uyguluyorlar. Oh, oh. Yani çok enteresan şeyler. Hmm. Ve artık burada yaşanmaz e, moduna giriyor Türkler ister istemez ve yavaş yavaş her kasabadan 2'şer 3'er hane, 5'er 10'ar hane, bazen daha yüksek sayıda Balkan Harbi zamanında büyük bir göç var. O şey en çok şeyde e, 77-78 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra büyük bir hareket başlıyor zaten. Hı hı. Yani artık burada yaşanmaz Bulgar, Ruslar buraya geldi. Bulgarlar da milliyetçilikte de bir e, devlet kurma hevesine kalkıştılar. Bizi burada rahat bırakmazlar diye e, ilk orada başlıyor ve en çok göçte o zaman ondan sonra Balkan Harbi zamanı Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir geliş var. 1950'de ve 51'de çok yoğun bir göç var. Sonra 70'lerde perakende gelişler var. En son 89'da Belene belene şeyi var. Belene evet. sonra evet. o isimlerin değiştirilmesi sürecinden sonra hmm. e, en yoğun şekilde en son orada oluyor. Bulgaristan'da üç tür İslam varlığı var, Müslüman varlığı evet, var. Ben bunu tam soracaktım hocam. Evet. Bunlardan birisi en yoğun Türkler var, Tomak Türkleri var. Hmm. Onların da yoğunluğu. Yani şöyle aşağı yukarı, e, bunların ifadelerine göre 6-700 bin civarında Türk var, 300 bin civarında Tomak var. Tomak var. 300 kadar da Çingene Müslüman var. Hmm. 300 bin kadar da evet. Çingene. Onlar da kendilerini Türk addediyorlar. Hmm. Esas Türk benim diyor. Osmanlı tebası aslında değil mi? Osmanlı tebası zamanında ve kendilerini aidiyet olarak Türk addedmezlerse kaybolacaklarının farkındalar. O yüzden Türklüğü öne çıkarıyor Çingene. Hmm. O güzel bir şey. Ben ilk defa 1980 92'de gittiğimde Şumru'dan Sofya'ya Trend istasyonuna, trende indim dedi ki bana şeyin müdürü, Rus Cumhuriyeti okul müdürü, inince orada hemen bir taksiye binersiniz, orada takside Türkler de vardır. Onlar sizi havalarına götürürler hocam demişti. İndim, böyle bakıyorum, baktım bir delikanlı bana doğru gelip taksici, sen Türk müsün be dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> ben de Türk'üm tabii de dedim. Sen dedim, hesas Türk ben be dedi. E, nasıl oluyor esas Türk dedim. E var gene burada dedi bazıları geldi Türk diyeler dedi. Ama dedi Cuma'ya gitmez, oruç bilmez, bilmem, Türkçe konuşmaz evinde Oo, Esas Türk onu yapar değil mi? Namaza gider, Türk, esas Cuma Türk Cuma'ya gider, Türkçe konuşur evinde e, filan. Yani ben buyum dedi. Ah dedim bak esas Türk sensin. Bir de Çin'e <laughs> diyeler dedi. Yok dedim sen gerçek Türksün, Çin'e filan değilsin sen dedim. Roman diyorlar değil mi hocam şunları? Orada Çin'e diyorlar. Evet. Yok dedim sen gerçek Türk'sün diye şakalaştık. Şimdi gerçekten orada böyle bir farklı bir şey var. Nuvap Mektebi işte bu, bu bu ortamda gerçekten o bölgede 1922'den 49-50'ye kadar 27-28 sene çok önemli hizmet görmüş. 1950'den sonra da büyük bir kısmı Türkiye'ye göçmüş bunların. Hmm. Mesela Ahmet Davutoğlu Hoca bunlardan birisi. Ahmet Davutoğlu hep Nuvap mezunu. Sonra Ezher'e gitmiş orada okumuş. Sonra gelmiş Nubab Mektebi'nde hocalık yapmış, müdürlük yapmış. Oradaki hizmetleri sebebiyle hapse girmiş. Ölmek daha güzel diye bir kitap yazmış. Allah. Efendim e, sahih Müslim e, tercüme ve şer'i etmiş. E, selamet yolları Bülugül Meram'ı tercüme etmiş. Mehal yazmış. mihal yazmış. Gerçekten büyük bir alim. Yüksek İslam hocanız oldu Yüksek mu? Yüksek bizim hocamız oldu. Müdürlüğü zamanında ben ama hocalığı zamanında yetiştim. Oradan tanıyorum. Sonra Gazi Son Paşa ben öğretmenlik yaparken iki yıl, iki buçuk yıl bir öğretmenliğim var orada. Ee, orada oturuyordu. Zaman Hı. zaman ziyaret eder. E, elini öperdik. Duasını aldık. Oturduk. Çayını kahvesini içerdik. Muhabbet ederdik. Koca çok yarenliği seven bir insandı. Hoş bir insandı. Hoca pehlivanmış hocam değil mi aynı zamanda? Pehlivandı tabii. Çok severdi hmm. güreşi. Onun da ayrı bir sevgisi varmış. Hatta böyle birkaç hatıranız var, var sanki. var. Şöyle <laughs> diyordu. E, ben diyor iki pehlivan tanırım diyor dünyada diyor. Biri Koca Yusuf diyor. Of hiç sırtı yere gelmemiş adamın diyor. Maşallah. Bir de Hacı Ahmet diyor. Hacı Ahmet de kendisi. <laughs> <laughs> kendisi. Onun da hiç sırtı yerden kalkmamış. Adam <laughs> güzel. <laughs> Hiç şey yapmazdı. Hatta böyle bir... Mektepten mi kaçıyorlar hocam? Yoksa mektebin öğrencilerini mi götürüyorlar? Böyle bir şey anlatmıştınız sanki böyle bir... O şöyle, şimdi yine Nuvap talebelerinden evet. e, iki yıl önce Hakk rahmetine kavuşan e, İsmail Cemazov vardı. Evet. 49-50 son e, okul kapandığı sene o son sınıfta öğrenci ve e, öğrenci cemiyeti başkanı. Hmm. İsmail Cemazov. Evet. E, ve e, Davutoğlu'cu her hafta sonu yani iyi havalarda köylerde güreş oluyor. O güreşlere çağırıyor arkadaşları. Gençlerden diyor hafta sonu gelmek isteyenler gelsin falan köyde. Yıl 50'ler mi hocam? 1949 50. 50. 50. 50'de evet. evet. geliyor. Yani evet. evet. 48 e işte. Ama bu anatı 50 olmuş galiba. Ondan sonra ben demiş gideceğim. Gelmek isteyenler gelsinler. Cambozof'ta arkadaşlar demiş ya dersler bitti. Sınavlar da bitti. Ne yapacağız hafta sonunda şeyde okulda? Gidelim. Hocam madem çağırdı oraya. Güreşler ederiz. Şenlik olur bize de falan diye. Hava yeşil, yeşillik her taraf. Hava güzel, güneş var. Gittik diyor işte köye. Vardık ya, doğuluyor diyor. Zoruna çalıyor. Yani artık şeye hazırlık yapılıyor diyor güreşlere. Daha başlamamış güreşler diyor. Meydanın kenarında bir boğa var diyor. O boğa baş pehlana verilecek. Onun e, şerefiye hakkı. Ondan sonra tekrar davul başladı vurmaya. Meydan açıldı. İşte, şey gül, Gülbanklar çekildi. Efendime söyleyeyim. Cazgır pehlivanları çağırdı, başladı diyor. Yani ayak deste, büyük deste, baş altı falan neyse bir pehlivan diyor hepsini yenerek en başta elini şeyin kısmetinin kaslağına koydu böyle tur atıyor diyor. Var mı bana çıkacak. Evet, rakip arıyor. Rakip var mı yani yoksa var. alacak boğayı diyor. Evet. Orada ben diyor bir muziplik geldi aklıma diyor. Dedim ki diyor arkadaşlara yanındaki arkadaşlara hakem heyetinin yanına gidin. alkooperasyon oluşturuyor yani. Gidin deyin ki bizim bir arkadaşımız var. Çıksa bunu yener. Ama çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor. Deyin diyor. Arkadaşlar koştu bir tane hemen diyor. Orada sıldıştılar bir şeyler söylediler diyor. Oradan bana atla pehlivan gel koş. falan işaret ettiler diyor. Arkadaşlar bir karga attılar meydana diyor. Hadi pehlivan soyun bakalım <laughs> falan diyor. Ben soyundum diyor. Afedersin, affedersin kıçımda da diyor ak bir dom var diyor. Anamın diktiği diyor. <laughs> o en evet. onun üstüne diyor kısmeti çektim diyor kısmet verdiler diyor. Fakat kısmetin şeyini bulamıyorum diyor. Sık 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 sık. <laughs> eli, o zaman 57 kilo, 57 kiloyum diyor. Allah Allah. <laughs> Böyle dal gibi ya, Son zamanda diyor. yani öyle öyle ömür boyunca zayıf bir adamdı. Ondan sonra davul vurdu diyor. Peşlere başladık diyor. Bir el sıkıştık diyor. Adamın eli mengene gibi diyor. <laughs> <laughs> Sıktı elimi diyor. Mengene gibi diyor. Kuvvetli diyor. Neyse. Şöyle bir yürüdük. Öbür tarafa doğru, o tarafa doğru diyor. Kafa kafa el ense geldi. diyor. Önce danayı bölüşelim demiş. Danayı bölüşelim demiş. Yani genişmeyelim. Bu bizim rakip var mı? Bizimki söylüyor? Yoksa. Yok bizimki ne? O diyor. O diyor evet. Ha, danayı diyor, boğayı diyor. Bölüşelim diyor önce. Birincisi o yok diyor. Ben de öyle şeyleri sevmem diyor. Yenerim alırım. Yenersin alırsın diyor. Yürü, yürüdüm ben diyor. Ona bu benden diyor. Bir daha diyor böyle bu tarafa doğru gittik diyor. Tekrar kafa kafaya geldik. Boğayı al. Beni lezzetmez diyor. <laughs> yok dedim. Ben hiç öyle şeyleri sevmem. Yenersem alırım, yenersen alırsın dedim diyor. Ondan sonra bir daha e, bir daha yedik. İyice kurtar efendim diyor. Benim maksadım ne diyor boayı kurtarmak diyor. Ondan sonra tuttum beni, kaldırdım diyor. Boayı diyor okula <gülüyor> gönderdik. O <laughs> onu şampiyon ettim. ama diyor danayı da kurtardık diyor. Çok güzel, iyi olmuş hocam. Maşallah. Yani böyle, sonra ha Davutoğlu Hoca diyor beni çağırdı. Ulan Kırcalı. Kırcalı'dan mı arkadaş. Sen güreş bilir miydin? Nereden çıktın? Yani ben senin pehlivanı hiç duymamıştım. Hocam nereden bileceğim güreşi demiş. E niye çıktın o zaman demiş. Hocam demiş sizin ruhiyat dersinde anlattığın psikoloji dersine giriyormuş hoca. Evet. Tehlikenin tesirini göstermek için çıktım demiş. Oo çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> <laughs> Hocanın <da> hocalık yapmış yani. <laughs> Müthiş. <gülüyor> yani hakikaten o Davutoğlu Hoca. O işte öğrencinin yanındaki tavrı. Efendime söyleyeyim alimliği, duruşu ile burada çok örnek olmuş. Sonra Türkiye'ye gelince de Türkiye'de 180 meclisinde, önce İmam Hatip Okulu'nda, sonra 180 meclisinde Arapça fıkıh hocalığı yaparak çok hizmetler yaptı. O zaman çok güzel bir eğitim veriliyor hocam. Aynı öyle. Evet. Mesela Osman Keskeoğlu, yine hmm. oradan mezun. Hmm. O da Ezher'de okumuşlar beraber şeyle. O da Ankara ile hayatta. Hmm. Ondan sonra İsmail Ezherli. Hmm. O da Ankara ile hayatta. Yani bunlar en elit olanları. Bunun dışında onlarcası var. Onlarcası var. Mesela benim Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda e, okuduğum yıllarda e, iki tane müdürüm NUVAP'lıydı. Bunlardan hmm. birisi Feyzullah Türker. İkinci sınıfta bize müdür olarak geldi. Balıkesir İmam Hatip'teymiş orada müdür yardımcısıymış bize müdür oldu. E, üçüncü sınıfta e, o Balıkesir'e geri müdür olarak gitti. Oradan bir müdür yardımcısı geldi bize müdür olarak Fahrettin Kovancı O da NUVAP'lıymış. Hmm. E, Burdur'da bir İmam Hatip Okulu müdürü vardı. Yine NUVAP mezunu. Bizim köyümüze 1950 yıllarda ilk defa mektep yapılmış. Bizim, ben daha o zaman dünyada yokum. Okul köylüler. Tam o sırada bizim köye Bulgaristan'dan Nuvap mezunu bir hoca efendi gelmiş. Köylerde biz aradığımızı bulduk demişler. Okulu verelim bu hoca efendiye. hoca efendi burada bize hem imanlık yapsın hem camide çocuklarımızı hem yeni emeski okusun. Hmm. buna bir şeye ihtiyacımız yok. Yani okula ihtiyacımız yok diye. Yani okul zaten biraz zor açmışlar. Yani o zamanlar öyle bir direnç var ya. Yani yeni harflerle öğretmeyi evet, e, evet. hoş karşılamayan bir algı var o 50 yıllara kadar. bir ee, direnç. Dolayısıyla bu demişler tamam bizim aradığımız adam bu. E, fakat o adam da 2 işte sene okutmuş de. ondan sonra psikolojik bunalıma girmiş. Hmm. E, evden çıkmaz oldu. Ben hatırlıyorum o çocuğun, Ben, on, bizim yaşımızda bir oğlu falan da arkadaşımızdı. Oradan biliyorum. Yani çok faydalı olamadı. Yani iki sene okutmuş, o okutamamış. olmuş. Ama demek istediğim yani Nuvap mezunu insanlar e, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde öğretmen olarak, ilahiyatçı olarak, yamatip olarak, müftü olarak, müftüklerde memur olarak hatta Süleymaniye Kütüphanesi'nde uzman olarak. Mesela bizim Nihat Engin diye bir arkadaşımız vardı. Onun babası Davdoğlu'nun da bacanağıydı o. O Süleymaniye Kütüphanesi'ne emekli oldu. Yani orada kitapları tasnif ederken kitapların isimlerini okumada e, tasnifte çalışmış. Yani böyle onlarca yüzlerce kişi yani o benim dediğim o işte Karadeniz'in e, İstanbul Boğazı, Asya Marmara yakışı gibi önce İstanbul'dan e, oraya bir akış oldu. Sonra 1950'de buraya e, Türkiye'ye bir akış oldu böyle. Halen Nüva e, öğrencisi devam ediyor. Sonra bu 1950 1950de kapanıyor. 1990 yılında Sovyetler dağılınca Yeniden açıldı, 1990 hmm, yılda. Tamam. Ee, Şunlu Nuvvap İmam Hatip Lisesi diye açıldı. Tek mi hocam şu anda Yok, Bulgaristan'da? şimdi orada onun e, bir Rusçuk Şubesi var. Çok güzel. Bir Mastanlı Şubesi var. Bir de Ali kısmı Sofya'da. Hmm. Ali kısmını Sofya'da açtılar. Böylece Bulgaristan'ın dört bölgesinde aşağı yukarı e, bu okulun e, hizmetleri devam ediyor. Onlardan ee, çıkan mezunları tanıyor mu hocam e, Bulgaristan? Bulgaristan e, lise mezunu olarak tanıyor onları. E efendime söyleyeyim, onları başka fakültelerine girmene de imkan veriyor. Fakat e, din hizmetleri için henüz çok sınırlı ölçüde imkan sunmaya başladı çok da iyi inova da. Yani Türkiye daha çok Türkiye'deki Diyanet e, Vakfı vasıtasıyla oradaki imamların, müftülerin maaşları ve e, maddi ihtiyaçları karşılanıyordu yakına kadar. Hı. Hala o devam ediyor ama devlet de Bulgar devlet de e, bunlar bizim vatandaşımızdır. Bunların e, maaşlarını bizim vermemiz lazım. E, esprisinden hareketle. Ee, müftülere ve imamlara maaş vermeye başlamış ama çok az sayıda. Yani şimdi orada aşağı yukarı camilerin sayısı 2000'ler 3000'lerle 3000 ifade ediliyor. 1000 kadarına ancak belli oranda maaş e, veriliyormuş. Ee, şimdi baktığınız zaman özellikle Kırcalı bölgesi, yani neredeyse Türk ülkesi gibi yani Türklerin çok yoğun olduğu yer. Kuzey tarafta keza Razgrad e, öyle çok Türklerin çok yoğun olduğu yer. E, efendime söyleyeyim, Burgaz tarafında da Türkler var. Yani oralarda daha çok sayıda Aydos'ta da öyle çok sayıda imama maaş verilebilse insanların dinle, camiyle, cemaatle irtibatı daha çok sağlanacak. Yani o bir özlem, bir hasret vardı 90'lı yıllarda. O şimdi biraz Avrupa Birliği'ne girişle birlikte genç insanların Avrupa'ya göçüyle ortam biraz boşalmış yani. Hocam, Bulgaristanlısınız. Evet eyvallah. Hangi Deli Orman demiştiniz değil mi o pehlivan bölgesi? Deli Orman'a sınır. Esas Deli Orman şeyi merkez sayıyorlar. Razgat'ı. Razgat, Rigoviç'te Razgat, eski cuma, Şumlu, en e, Deli Orman onlar. Biz oraya sınırız e, Tırnova. E, ama bize biz de Deli Orman sayılıyoruz. Bize hatta biz biraz daha Balkan sayılıyor. Yani o Balkanların zirve kısmında. Üst evet, kısmı mı oluyor? evet. Burası. Bak, tamam. e, zirve kısmındayız. Yani bizim köyümüz bayağı yüksek bir Balkan yerde. Balkan kelimesinin kökeniyle ilgili bir şey var mı hocam? Balkan herhalde biraz daha orman falan gibi bir anlama geliyor. Yani ben, ben de bakmadım. onu çok yani, bilmiyorum da. Ben, evet. Yani ben sanki daha orman gibi yani e, evet. mesela bizde... Ormanlık, dağlık yani, yer gibi. Bizde, evet. bizde hala e, Türkiye'deki e, hemşehrilerimiz, yani burası Balkanlık bir yer, yani ormanlık bir yerler, öyle söylerler. Evet, yani evet. oradan e, çağrıştırarak yani ormanlık ve dağlık yerler için kullanılan bir kelime var. ama kökenlere merak edip bakmadım doğrusu. Hocam sizin havalide niye çok pehlivan yetişirmiş, onun bir şeyi var mı? sebebi? <laughs> Valla yani daha böyle gürbüz insanlar. Evet, şey yani iklim iklim güzel. Evet. beslenme şartları iyi. Yani çünkü koyun, kuzu, efendime söyleyeyim, süt, tereyağı, bal, bal da çok güzel orada malum. o beslenme şartları. Bir de hayat yani şartları. Her şey sahip yani. Hayat şartları da toprakla mücadele ederek böyle hani hmm. yani güçlenme imkanı var insanların. Bir de örnek tabii. Öndekini yani öndekini görünce İnsanlar e, ön tekerlek nereden giderse arkadaki de oraya, oradan gidiyor. Onun da tesiri var muhakkak ama ben iklimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Biraz genetik Siz verdik. torun da aldınız yanınıza. Evet Değil mi hocam? Üç beraber, nesil böyle bir beraber gittik, evet. ata gitmiş oldunuz. E, Köyünüzde ziyaret ettiniz hocam? Elhamdülillah ettik hocam. Yani bizim köy zaten e, işte o e, Tırnava vilayetinin Elana Sancağı derdi anlam rahmetli. Elana Sancağı'nın Ara köymüş, arık köy olmuş Türkçe'de. Hmm. Ara, şeyde Bulgarca'da Sredne merkez köy demek. Hmm. 11 köyden oluşuyor. Böyle hmm. bir divan derler Türkiye'de onlara. Hmm. 11 köyden oluşuyor. Bizim tam merkezde olan bir köy. Hmm. Pek çok mahallesi var. Sürgülü mahallesi, Ese mahallesi, Süleyman köy mahallesi. E, efendime söyleyeyim. E, Uzun Güney mahallesi, Kuz mahalle böyle. 10-11 tane mahallesi var. Ama çoğu boşalmış maalesef. Öyle Öyle mi? Bizim. Yani, ha. yani hakikaten. Bir kısmına iskan olmuş. E, ee, şeyler, Filipe tarafından Türk ve kısmen de Pamak kardeşlerimiz yerleştirilmiş. İyi olmuş onların gelmesi ama hala eskiye göre boş tabii. Yani ben şimdi e, geçen sene şeyi gördüm, bana göndermişti Metronomobüsü. Köyümüzdeki camiyi çok heyecanlandım. Zaten oğlumla torunum onun için götürdüm onu göreceğiz diye. Gördüm cami çok muhteşem. Öyle mi? Yani Maşallah. gerçekten 18. yüzyılda yapılmış taş bir bina. Ee, yani hala ayakta o şeyiyle baktığınız zaman yanında affedersiniz lavabosu tuvaleti falan bile duruyor. Yan tarafta mezarlar var. Muhtemelen onlar bizim atalarımızın mezarları yani Hı. taşları falan. Ama isimli duruyor. akrabayı talikattan kimse, kimse yok. kalmamış. Yani kimse. bizim tanıyan da yok. E, tanıyan da yoktur muhtemelen. Yalnız Hı. anne tarafını Deli Hasan oğulları diyorlarmış onlara onu duymuşlar onu biliyorlar çünkü onlar elde gelmişler hı hı. yani o yaşlılardan falan adilen sonra onları şurada otururdu falan diye biliyorlar ama hı. tanıdıkları kimse akraba falan kalmamış yani bizim akrabalardan ben sormuştum gitmeden önce de daha önce çok kimse çıkmadıydı e zaten hepsi gelmişler İşte eee Adapazarı İzmit İstanbul Ankara'da var. Hmm. Konya'da da var. Cihanbeyli'de akrabalarım vardı benim mesela. Amcam, annemin amcası ve halası oradaydı. Ta şeyde Sivas, Yozgat taraflarında bile o hmm. 1950'de çok isyan olmuş yani evet, oralara evet. farklı yere. Ama onlar sonra yere dağılmışlar o zaman. Sonra da tekrar yani ama İstanbul'a, İzmit'e geldiler hep yani. Oralarda pek oturmadılar. Hocam oradan bildiğimiz tarihte ünlü akıncılar da de var değil mi? Mesela Bali Bey Nereli? Badi bir sanki Bulgaristan değil mi? Olabilir. Yani bizimkisi Malkoç Bey var. Bir Malkoçoğlu var. Ha, meşhur he, en meşhur Malkoçoğlu onu oldu. Bizimkisi Malkoç Bey, e, bizim köye yakın. E, onu da Müftü Bey söyledi. Ya Hocam dedi Malkoç Bey'in mezarı dedi yapıldı. E, çok da güzel oldu dedi. E, tika yaptırdı. ...sizi oraya da götürelim dedik. O gün gittik o kadar bizim köye, 20-30 kilometre bir yerde. Öyle mi Malkoç evet. Bey sizin köylü yani? yani bizim yetenek köyümüz. Sizin yakın havaliden yani. yani bizim <laughs> <Evet>. havaliden insanı. Yerlerde <laughs> memnun oldular bizim oğlanla, da. Yani onu ziyaret etmekten. E, hakikaten bir babayı veya Bektaşi babası Eren'i, tacında öyle yapmışlar. Yani onu bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Ve soru edenler. Hı -hı. E, ama yani bu Malkoçoğlu diye bildiğimiz o Türk kahramanının babası konumunda birinci yani Muratla Yıldırımla savaşlara katılmış kahramanlıklar göstermiş Kosova Savaşı'nda e, yararlıklar olan e, muhteşem bir insan e, kabri e, Bora Türkçe Bora bulgarlar burayı diyorlar hmm. diye bir köy böyle güzel bir köy yanında camisi var Efendim söyleyeyim 4 e, dönüm arazisi var hatta Müftü Efendi dedi, bundan soracağım ben de buraya dedi. Badem burası bir restore edildi. Yazın Kur'an kursundaki öğrencileri buraya getirmek istiyorum. Piknik için falan dedi. En azından bu e, ee, Malkoç Bey'i görsünler. Yani bu Akıncı'nın buralara gelip buraları fethettiğini. Niye gitti? Kendilerinin de evet. ona ait bir insan olduklarını bilsinler. Bir tarihi bağ kur. Bence çok önemli bu. Yani e, insanlar e, toprağın altında kendilerinden birinin yattığını bildikçe o toprağın kendilerinin olduğunu daha iyi evet. Evet. Yani Eczat bunun çok farkında olarak bunu yapmış. Mesela ben daha önce Bulgaristan'a gittiğimde e, şeye gitmiştim. E, Demir Baba Türbesi'ni ziyaret etmiştim. Bu, orada baya böyle işte Otman Baba, Demir Baba e, Akyazılı Baba falan babalar var. İşte bu, de bunlardan birisi bu son ziyaret ettiğimiz kahramanımız. Orada şunu söylediler bana. Bulgar, Türk'ü olan Müslüman arkadaşlarımız. Hocam dediler Bulgarlar diyorlar ki e, bu Demir Baba'nın e, aslı e, Hristiyan aziziydi. Hmm. Türkler geldiler bunu Müslüman yaptılar. İyi <laughs> 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 Toprak altında Müslüman yapabiliyor musun? <laughs> Yoksa aslı onun e, Hristiyan azizidir. Ben dedim ki o zaman... Ben dedim tarihen bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Tarihen kayıtlarda belli. Ee, yani Demir Baba bir babayı yerini ve gelmiş buraya yerleşmiş. Ee, ama dedim eğer böyle yaptılarsa Türk çok akıllı gitmişler. Yani He. bir Hristiyan azizine sahip çıkıp onu Müslüman velisi yaptılarsa ama tersinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Demir Baba Müslüman birisi Bulgarlar akıllılık ediyorlar. Yani evet, bizim, onu sahipleniyorlar. Bizim kahramanımız. Dolayısıyla Oysa o, o evet. yani yerin altındakini sahiplenmek evet. önemli bir şey değil mi hocam? Çok Hakikaten değil? Çok önemli. Yani ben o yüzden Vahabilerin, Selefilerin bu mezar düşmanlığını, türbe düşmanlığını anlayabilmiş değilim. Yani o mezarlar olmasa, o türbeler olmasa o toprağın sana ait olduğunu ispat edebileceğin, çocuklarına anlatabileceğin veya başkalarına anlatabileceğin başka bir kanıtın yok senin ya. Hocam bağınızı koparıyorsunuz tarihle. Ha. O tarihle bağınızı koparınca da bu sefer siz nesebi gayri sahibi birisi gibi. Aynen. Tamamen efendim. Aynen ben 94 Yem yılında haline geliyorsunuz. 94 yılında Kosova'ya gitmiş. Şey pardon, Kosova'ya gitti oradan da şey geçtik. Makedonya'ya geçtik. Gosti e, bizim bir talebimiz var. Numan Aruşi. E, o işte bir pastanesine götürdü. Basın pastanesi. Orada ondurma ikameti falan. Sonra ezan okundu. Ezan okundu duyunca hocam sen camiye gidebiliriz dedi. Ya iyi oldu. Değil mi? Madem ezan duyuluyor gidelim camiye. Gittik namaza. E, namazdan çıktık. ikinci e, i̇ki namazından sonra. namazı hatırladığım kadarıyla. Ee, hocam dedi şu taşları görüyor musun dedi. Caminin hemen dış tarafında taşlar var. nazar taşları. Görüyorum dedim. Bu taşlar kurtardı bu camiyi dedi. Allah Allah. Nasıl oldu dedim. Evet. Hocam dedi. komünizm e, komünizmden önce dedi, Bizim burası küçük kasaba dedi. var. İki tane cami varmış dedi. Yani daha doğrusu komünistlerin genel taktiği e, her şehirde bir tane cami yeter. Başka kalmasın Niye yıkmak. Buradaki camiyi birini yıkmışlar. Bir tane bırakmışlar. Komünizm dağıldı 90'da. Biz bu cami yapmak için babalarımız harekete geçtiler. Ee, izin i̇zin almak için gittiler şeye, e, belediye veya neyse hangi makamsa o makama. Demişler hayır orada cami yoktu. Ya vardı burada cami yoktu biz biliyoruz. Yok kardeşim orada cami falan yoktu. Yanlış. Yani derken Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde çalışan e, o bölgenin çocuğu bir Mehmet e, Bey var. O, e, o mezar taşlarını okudu efendime söyleyeyim, o mezar taşlarındaki kitabelerden burada bir cami yapıldığını, yaptıran da o zat olduğunu gösterin ibraz edince mahkemeye mahkeme, evet burada cami vardı diye karar verdi ve biz buraya bu cami yaptık. Şu mezar taşları dedi, bu evet. cami kurtardı. Dedi. İyi elhamdülillah. Yani, hakikaten yani o mezar, mezar taşı e, takıntısı bence de çok anlamsız bir yer. Evet. Şimdi Peygamberimizin kabir ziyareti e, ile ilgili iki uygulaması var. Evet, yani başlangıçta e, tevhid mücadelesi sebebiyle şirk endişesi sebebiyle putperestliğe meyleder düşüncesiyle yasaklamış. Mezar ziyaretinden ne ediyorum size demiş. Ama şeyi, tevhid inancı sağlamlaşınca, insanların böyle bir ihtimali kalmayınca şirket kapılma gibi artık mezarlarınızı ziyaret edebilirsiniz demiş. Şimdi Efendimiz kendi hali hayatındayken bile mezar ziyaretine izin vermişken ve mezarlarla meşgul olmaya fırsat vermiş ve kendisi bunun adabını öğretmişken yani kabre girdiğiniz zaman Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye selam verin Ve inna ilayna Esselamu Aleyküm ya diyar al müminin inşallahu bülküm Evet. Esselamu Aleyküm ve bülküm Aynen öyle. Yani yakında biz de size ulaşacağız diyerek bir mesaj vererek oraya girmeyi öğretmiş bize. Bunu öğretmiş öğretmişken şimdi kabir ziyareti yok. ziyaret edermiş sahabesini değil mi? kabir ziyareti şirktir, küfürdür falan şeklindeki sözler ve söylemler bence ne insanidir ne İslamidir. Yani evet. bunlar Hocam ama bizim değildir. işte değildir. merkezlerinde elhamdülillah o güzel taşlarla kal, bezenmiş kabirlerimiz kaldı yani. hocam Böyle yani nefes ise, alanı gibi, tabii, teneffüs alanı gibi. Aynen yani. öyle. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi şeyi, Ravza-i Mutahharası, Mesih-i ortasında. Evet, Mescidin ortasına yani böyle bir şey yasak olsaydı Hazreti Peygamber'in e, kabirin civarına mescid yapılmazdı. Evet. evet. Bitti. Bu en evet. şey örnek bu. Bir de dediğiniz gibi hakikaten şehir merkezlerindeki mezarlarımız bizim nefes alanlarımız. Yani Karacahmet evet. Mezarlığı'nı düşünün. Evet. E, karşıdaki Mecidiyeköy'deki mezarlıkları düşünün. Bunlar hepsi şehrin nefes alanları haline gelmiş ve ölümü düşünmeye, ölüme rabıta evet. yapmaya bir vesiledir. Zaten asıl olan ölümle hayatı beraber yaşamaktır. Evet. Evet. Yani yani siz ölümden kaçtıkça... Yani, ya, o bir o o bile şey olmuştu hocam hatırlıyorsanız. Tamam bir hatırlıyorum. Zincirli kuyunun e, girişine Kullan her nefis, nefis ölümü evet. Böyle bir mesaj niye veriyorsunuz? Ayete bile bu kadar. Yani Zaten şimdi kendilerinde ölü oluyor. insanlar var hocam. Yaşadıklarını zannediyorsunuz ama ölü adamlar, <laughs> ölmüşler yani kalpleri ölmüş. Yani bir ayette bile bu kadar rahatsız olan bir insanla siz... Neyin efendim konuşmasını Tabii. yapacaksınız? Yani o e, ölüm konuşmasını siz terk etseniz oradan kurtulacakmış gibi diyor. Yani evet. Ölüme dair bir şey konuşmazsa ölüm gelmeyecek yani. Böyle bir şey olabilir mi Yani doğrusu ölümle barışık olmaktır. Evet. Yani ölümün insana her an gelebileceğini kabullenmek, ölümden ürkmemek, ölüm sonrasını hazırlıklı olup oraya bir şey bırakmak. Evet. Ölüm sonrasına bu dünyada ve öbür tarafta bir şey hazırlayabilmektir beklenen budur bizden zaten. İnsanlar aslında. uykudadır. Ölünce uyanırlar. Aynen. Hadis-i şerifi. Bir de ölmeden önce ölünüz var ya hocam sırrı. Evet. Yani aslında o ölmeden ölümle gelecek olan uyanıklığı bu hayattayken elde edin mi hani aslında ölmeden Aynen. önce? Tabii. Ölünüz. Tabii. Yani ölmeden evvel ölmek, ölümün tadını hissederek hayat terbiye etmek. Evet. Hayat terbiye etmek. Asıl. Hocam. hocam siz de Kıbrıs'a gittiniz bu arada. Ona bir şey söylemediniz. <laughs> Yok hocam. Ha? Estağfurullah. Kıbrıs'ta hocam bir dost ekibiyle Kıbrıs'a gittik. Biz de oradaki ki... Kutup Osman Efendi'yi ziyaret ettiniz mi? Kutup Osman Efendi'yi ziyaret ettik hocam. O da Bulgaristanlıdır biliyorsunuz. Öyle mi? Şum, <laughs> şumludur. Kutup Osman Efendi... Bursalı İsmail Hakkı'nın şeyhi. İsmail Hakkı Hazretleri'nin şeyhi. Değil mi hocam? Evet. 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 aynen öyle. Dolayısıyla Üftade, e, Azmi Hazretleri... Zahir, Zahir, İsmail Zahir Hakkı. Abdullah Efendi. Evet. E, Böyle bir Kutup Osman, Osman Efendi. Evet, evet. Son... Onun güzel, çok güzel bir dergahı var hocam. Evet. Tek, tekkesi. tek, göndermişler oraya Hazreti. Burada evet. Adpazari, bir sene sonra da vefat etmiş mübarek. Evet, Atpazari e, semtinde şeydi. Atpazarı'nda. Fatih'te. ki orada şeyhmiş. İrşatla meşgulmuş. Füsüz okuyormuş. lafı esirgemeyen bir adam. Yani takım paşaların, vezirlerin falan insanların işlerini görmemeleriyle ilgili bazı uyarılarda da bulunduğu için e, evet. herhalde onu çok memnun olmamışlar. Sen demişler biraz sonra et orada tenhabi yerlerde. Diye oraya Hocam orada broşürde de vardı. Daha sonra ben onu bizim yeni kısa sohbetler Altonumuzun bu sene diye verdiği kitapta da Hı. E, aldığımı fark ettim. E, Şeyde diyor ki e, şeyhi Hı. şeyhine bir böyle hizmet ettiyse de kendisi tabii müderris aynı zamanda ders evet. verdiği için hocasının birisinin iht hizmetine ihtiyacı oluyor. Diyor ki kim var diyor hizmet edecek diyor. Hemen talip oluyor efendim diyor ben diyor yapabilirim. Efendim yapabilirim bunu diyor. Evladım diyor senin dersin vardır diyor başkası gelsin bu hizmeti yapsın diyor evvelinin diyor, ulumu diyor, verileceğini bilsem, sizin hizmetinizi yine de tercih ederim efendim diyor. Ağabey. O zaman diyor, Cenab-ı Hak sana diyor, hem evvelinin hem de ahirinin imni versin diye dua ediyor. Çok hoşuna gidiyor hocasın. Öyle mübarek bir zat. Hocam hakikaten Kıbrıs çok böyle güzel bir mümbit bir arazi zaten biliyorsunuz. Evet. Hala Sultan, evet. e, Efendimizin böyle müjdesine nail olmuş. Orada şehit evet. olmuş. Gerçi Rum tarafında kalmış ama e, bir de kırk sahabi diye ilk defa ben Hocam hmm. orada ziyaret ettim. 40 tane sahabenin birlikte şehit düştüğü bir Feti yer. için geliyorlar herhalde oraya. Halı sultanlar Evet evet. Feti oraya geliyorlar Hı. ve böyle bir birlikte şehit ediliyorlar. Böyle 40'lar makamı Allah diye. Allah. Yani onların da böyle mezarları tespit edilmiş sonra yapılmış uzun yıllar içerisinde. Osmanlılar mı yapmış? Osmanlılar yapmış. Çünkü böyle <laughs> şöyle rükû halinde giriyorsunuz. Ha. Mezarla. Yani bak burası sahabe mezarıdır. Ona göre dikkat edin diye bir hedef. Basık yapmışlar. Basık abi. yapmışlar hocam. Evet. Yani dolayısıyla hakikaten Kıbrıs çok Mümbit bir yermiş, sahabe toprağı yani Kıbrıs. Tabii tabii. tabii. Yani tabii. o açıdan... Hazreti Osman zamanı galiba değil mi? Evet, Hazreti Osman zamanında evet, ilk evet. defa çıkmışlar. Dolayısıyla orada şimdi çok güzel bir üniversite var. Hala Sultan Koleji diye, bugün bizdeki ünivatibe benzer eğitim yapan 1301 öğrencisi var hocam. Hmm. Maşallah böyle Maşallah. çok o kadar çok hoşumuza iyi. gitti ki, o çok kadar iyi. sevindik ki. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ee, Orayı orada, yaptırmakta zor. Onların kısmı aldım. herhalde 74 dolarası gidenlerin çocuklarıdır. Yerli Kıbrıs'ı var mı? Yerli Kıbrıs'ı da var hocam. Bir birkaç onlara da muhatap olduk. Tabii Yerli Kıbrısların hem şiveleri çok güzel hem böyle halleri farklı. Ama e, inşallah bir böyle uyanış olur inşallah. Uyanış olur. Şöyle bir şey var. Orası malum siz de biliyorsunuz. 10 evet. küsür üniversite var. Evet doğru. Bu çok müthiş bir uluslararası orada şey var, hareketlilik var. Hem öğrenci hareketliliği hem ticari farklı hareket böyle var. bir takım ticari hareketlilikler de var. <laughs> Ee, o ticaretten de Allah muhafaza buyursun oradakileri öyle söyleyeyim ah. ee, oradaki tabi o hareketlilik içerisinde bu 1301 öğrenci böyle Kıbrıs'ın geleceğine dair ümitlerimizi yeşertti hocam biz elhamdülillah Allah hamdü seva ettik elhamdülillah Ve ona vesile olanlara da dua ettik yani çok güzel bir hizmet gerçekten yani bunlar e, bu tip okul talebe öğrenci şeyleri yani küçük gibi görünüyor ama yani zaman içerisinde onlar büyüyerek e, topluma yön vermeye başlıyor. Yani evet. Büyüklüğü orada fark ediyor. Yani mesela bu Nuvap Mektebi de öyle. Nuvap mezunları da işte. Mesela Nuvap mezunları e, şu anda Bulgaristan'ın dini hayatını yönlendiren insanlar. Mesela e, şu anda e, İslam Şurası Başkanı olan e, Vedat Ahmet Bey... Evet, 93'te e, orada okumaya başlayıp mezun olmuş bizim Nazif Yılmaz hocanın talebelerinden Nazif Yılmaz hoca da orada evet. iki yıl hocalık yapmıştı. Maşallah. Yani evet. e, o hizmetler hakikaten e, baktığınızda böyle ufak e, gibi görünüyor fakat e, tohum ekildiği zaman o çınar haline geliyor. Orada mesela Haluk um, Sustan Kurecici hocam. E, evet. Hani başörtülü okumanın, başörtülü tedrisatın, başörtülü hocalık yapmanın bir tür meşruiyet evet. zemini haline gelmiş. Maşallah. Biz de ilk açıldığımız zaman diyor oradaki müdür beyle görüştük bütün diyor okullardan bize gönderirlerdi. Ha başörtülü müsün? Hadi hala sultana. Hadi hala sultana. Böyle gönderirlermiş. Şimdi diyor hocalarda bir sıkıntı kalmadı. Yani hoca bile başörtülü olsa hala sultanda hocalık yaptı derlerdi diyor. Evet. Şimdi hocalarda bir sıkıntı kalmadı diyor. Stajyer öğretmenlere de bir sıkıntı kalmadı diyor. Öğrencilerde de diyor yavaş yavaş diyor şimdi diyor bir başörtülü girme noktasında böyle bir Rahatlama e, olmuş yani. Vesile olmuş yani hala sultan koleji. O açıdan yani bir eşik hocam. herhalde. Bir onu yaşlıktan sonra gerisi geliyor yani. Hakikaten Onun için evet. direnmek gerekiyor. Evet. Ee, sıkı tutmak gerekiyor ipin ucunu. Evet, Cuma namazında o çok güzel bir cami var Lefkoşa'da, şeyde tam e, kolejin yanında e, muhteşem bir tarihi bir cami. Yok bizimkiler evet. iyi. Ha, ya, iyi yapar. Tamam. Böyle bir diyanetin yaptığı cami. Sevimiye tarzı. Diyanetin yaptığı cami. Evet hocam. O. Evet. E, yeni açıldı o zaman o. Evet evet hocam. Evet. Yani bir iki sene muhtemelen tamam. olmuştur. Bizim başkanlıkta olduğumuz zamanlarda yapılıyordu. Evet. Bir kere gitmiştim ziyaretine. Yani böyle orada bir e, güzel şey de oldu. Cemaat de vardı. Ya böyle biz espri yapıyoruz çıkarken. Acaba yer bulabilir miyiz falan diye. Biz <laughs> çıkarken böyle esnaf okurken girdik içeri. Yine güzel bir elhamdülillah cemaat, cemaat vardı. Talebeler mi var olsun. daha çok? Efendim? Talebeler mi var daha çok? E, talebeler var ama siyahi talebeler. Bir çoğunluğu da böyle. Hakikaten uluslararası bir ha. cami olunca hocam Doğru. orada... Çok kültürlü Peki, bir yer. Çünkü İmvatibin de gidiyor. İmvatibin öğrencileri. öğrencileri de e, oraya, oraya geliyor. geliyorlardı ama e, zannediyorum şey, e, Cuma'dan hemen önce bırakıyorlar. Cuma'ya e, gidilsin diye e, öyle bir şey yapmışlar yani. E, ders programı efendim. yapmışlar. Evet. E, ben Kıbrıs'taki seyahatten çok memnun oldum hocam hakikaten. <laughs> Oranın bir e, bereket oluyor bunlar tabii. Evet, evet. evet, yani Kıbrıs için de çok güzel günler inşallah gelecek. Allah tabii Allah çok şedit bir şey de var bir tarafından baktığınız zaman. Maraş bölgesine gittik hocam, kapalı Maraş bölgesine. Evet. Orayı böyle meşahin gezebiliyorsunuz. Çok böyle e, orası da bir ilginç bir örnek yani. Biz fethetmişiz orayı aslında, almışız. Tabii. Ama yani, işletemedik. Evet. Siyere sokmadılar bizi. Evet. Öyle. O birleşmiş milletlerin falan son anda bir şey koymuşlar. Oranın belki bir gün şey yapılması hayata geçirilmesi çok ciddi Barışın bir şey. Turistik olarak da önemli bir yer. Öyle hocam. Çok güzel bir yer evet. orası. Ben de e, gittiğimde görmüştüm. Tam ortasında bir mescit var hatta Hüseyin Ağa Mescidi diye. Hmm. O da mesela çok bile, pardon, Bilal Ağa Mescidi. Ha Bilal Ağa Mescidi. Faal hale misiniz? gelmiş mi? Yani Yok, şu an yapılıyor mu? şu anda. Orada da güzel bir etrafıyla beraber güzel bir inşaat vardı maşallah evet. böyle. Elhamdülillah hocam böyle bir e, evet. hem Kıbrıs İzledim. hem Balkanlar, Bulgaristan evet. gerçekten bizim ecdadımızın ki güzel çözün. izler bıraktığı yani elhamdülillah. Yani aslında zaten bütün mesele yani bugün tekrar buralarda insanların dinini yaşayabileceği ortama kavuşmasıdır. Evet. Yani böyle bir siyasi şey değil de daha çok ilmi ve insani ilişkilerin canlı olabileceği yerler. Evet. Yani orada Bulgarlarla Türkler insanca yaşayabilirlerse, kendi insani hizmetlerini ve İslami görevlerini yapabilirlerse en güzel mutluluk odur. Evet. Yoksa kavgaya gürültüye gerek yok. Dünya herkese yetiyor. <laughs> Dünya herkese yetiyor hocam. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, efendim İrfan gündeminde bugün Bulgaristan'ı ve kısmen de Kıbrıs'ı konuşmuş olduk. Bir sonraki İrfan gündeminde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.